Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Zat-ı Mekke 9. sefir 59. kısım asıl içinde vasıl. Ramazan'a ait misal tecellisi gerçekleştiğinde tecelli vaktine aittir. Müslim Es-Sahih'inde Ebu'l-Bahteri'nin şöyle dediğini aktarır. İbn Abbas ile karşılaşınca kendisine hilali gördük, aramızdan bazıları hilal 3 günlük, bazıları 2 günlüktür dedi. Bunun üzerine İbn Abbas hangi gece gördünüz diye sorunca falan gece gördük dedik. Şöyle karşılık verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah hilali görülsün diye uzatmıştır. Hilal görüldüğü geceye aittir. Allah ehlinin efendileri şöyle demiştir. Hüküm vakte aittir yani hale aittir. İnsan veya sufi vaktinin oğludur. Ne geçmiş ne gelecek zaman onun üzerinde hüküm sahibidir. Şu var ki insan vaktinin hükmünün altında bulunduğunu bilemez. Gerçekte de öyledir. O nedenle sufi vaktinin oğludur dedik. Çünkü insan bunu bilir. Bunun yanı sıra kendisi üzerinde hüküm sahibiyken peygamberlik eserinin de kendisine ait olduğunu da bilir. Gerçekte durum böyle olsa bile her insan bunu bilemez. Bu hüküm ortaya çıkıp insanın vaktinin oğlu olduğunu bilgisini elde etmesi zahirde hilal görülen gece aittir hadisinin karşılığıdır. Çünkü biliriz ki ışınların içindeyken kendisini göremesek bile hilal bize yansımaktadır. Aynı şekilde gündüz de yıldızların gökte bulunduğundan eminizdir. Fakat görme gücümüzün zayıflığı nedeniyle onları göremeyiz. Bu nedenle hilale ve yıldızlara ulaşamayız. Hilali gördüğümüzde ise hilal görülen vakte aittir ve onun hilal olduğunu biliriz. Bu durumda hilal bu görünümün gereğiyle bizde hüküm sahibidir. Ramazan ayına ait bir hilal ise bizdeki etkisi oruca niyetlenmektir. Ramazan'ın bittiğini bildiren hilal ise bu kez orucu bozma niyetini bizde gerçekleştirir. Herhangi bir ayın hilali ise bir önceki ayın sona erip ait olduğu ayın hükmünün başladığını bize bildirir. İnsanların durumları birbirinden farklı farklıdır. Vakitler, her ay alışveriş, borçlanma, kiralar ve haccın eylemlerinin sürelerinin bitimiyle hilalin görünmesiyle birbirinden ayrışır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Sana hilalleri sorarlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Nitekim bunu daha önce belirtmiştik. Fasıl içinde vasıl. Hilalin görülmesi hakkında tanıklık. Hilali görmemişsek ve bir veya iki tanık bize hilali gördüklerini söylerlerse acaba vaktin hükmünün altına girecek miyiz? Başkasının tanıklığı hilali görmemizin yerini alabilir mi? Bana göre hilal doğarken insanla ilgili bir amaca uygun doğabileceği gibi onun çıkarıyla ters de düşebilir. Çıkarımızla çelişirse tek kişinin tanıklığını kabul ederiz. Bu durumda diğer tanık bize emredilen nefse karşı çıkmadan dolayı vardır. Nefs doğası gereği oruç tutmak gibi böyle bir hükmü istemeyecektir. Dolayısıyla Ramazan'da orucu bildiren hilalde tek şahidin tanıklığıyla davranmamız yerindedir. Söz konusu olan Ramazan'ın sona ermesi ise burada nefsin arzusu vardır. Bu nedenle bize tanıklık edecek İkinci bir tanığa gerek duyarız. Bu sayede Ramazan orucuna nefsimizin arzusu nedeniyle değil, bir ibadet olarak son veririz. Genellikle bu iki tanıkta güvenilirlik şartı aranır. Çünkü böyle bir günde oruç bozmak ki Ramazan bayramından söz ediyoruz, bir ibadettir ve oruç tutmak haramdır. Çünkü biz Ramazan ayından sonra gelen hilali gördüğümüzde bir ibadet olarak orucumuzu açarız. Bugün de orucu açmak farz, oruç tutmak ise haramdır. Bununla birlikte esasa kıyaslanarak bayram hilalini görmeyle ilgili tanıklıkta da iki tanığa gerek duyulmuştur. Ramazan hilali hakkında tek kişinin rivayet ettiği bir rivayet bulunmasaydı onun bayram hilaline katardık. Bununla birlikte ondaki durum ihtimallidir. Fakat biz görünenden sorumluyuz. Bayram hilalinde iki zahiri şahide gerek olduğu gibi Ramazan hilalinde de iki şahide gerek vardır. Zahir ve batın tanık buna göre batın tanık nefse muhalefete durumun tanığıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Nefsi arzusundan alıkoydu. Oruçta nefse ait doğal bir arzu yoktur. Bu nedenle nefsi ikna etmek için iki tanığın bulunmasıyla oruca başladığımız gibi aynı şekilde iki tanığın varlığıyla da orucu açtık. Çünkü bu iki ibadetten her birinin gerçek bir hükmü vardır. Dolayısıyla iki öncülden bir sonun çıkması kaçınılmazdır. Bu iki öncül, bu iki ibadette iki tanıktır. Şimdi bu konudaki hadisleri zikredelim ki elinizdeki kitabı okuyan insan kaynaklarımız hakkında başka bir kitaba başvurup yorulmak zorunda kalmasın.
Konuyla ilgili hadislerden biri Ebu Davud'un Sünen'inde yer alır. Ebu Davud, Rebi bin Hiraş'ın peygamberin bir sahabisinin şöyle dediğini aktarır. İnsanlar Ramazan'ın son günü hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdi. İki bedevi Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelerek önceki gece hilali gördüklerini söylemiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara oruçlarını açmalarını ve bayram namazına hazırlanmalarını emretmiştir. Ebu Davud'un Sünen'inden başka bir hadis, Ebu Davud İbni Ömer'den şöyle bir hadis aktarır. İnsanlar hilali gözetliyordu, ben hilali görünce gelip peygambere bildirdim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen oruca başlamış ve insanlara da oruca başlamalarını emretmiştir. Yine Ebu Davud'dan üçüncü bir hadis, Ebu Davud Hüseyin bin el-Haris'ten Mekke valisinin bir hutbe okuduktan sonra şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hilali gördüğümüzde oruca başlamamızı emretmiştir. Hilali görmez de güvenilir iki tanık olursa yine oruca başlarız. Sonra şöyle eklemiştir. Aranızda Allah'ı ve peygamberini benden daha iyi bilenler vardır. Parmağıyla bir adamı işaret ederek falan adam bunu Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem duymuştur demiştir. Hüseyin şöyle der. Yanımda duran kişiye işaret ettiği kişi kimdir diye sorduğumda bana Abdullah bin Ömer'dir demiştir. Mekke valisi ise Haris Hatip el-Cumahi idi. Dördüncü hadis Darekutni'nin hadisidir. Darekutni İbni Ömer ve İbni Abbas'ın şöyle dediklerini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalinin görünmesiyle ilgili olarak tek bir kişinin tanıklığını yeterli görmüştür. Şöyle eklemişlerdir. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram hilalinin görülmesinde iki tanığın bulunmasını şart koşmuştur. Hadis zayıf bir hadistir. Fasıl içine vasıl. Gündüzün büyük kısmını Rabbini değil kendini görmekle geçiren oruçlu. Oruç gerçekte değil hüküm bakımından insana ait olduğu için Allah onu kendisine tamlama yapıp kendisine tutmayı emretmiş olsa bile oruçluyu kulundan soyutlamıştır. Bu nedenle oruçlu oruç tuttuğu sürece yani bu ibadetinde Rabbine bakmalıdır. Böyle yaparsa Rabbinden habersiz kalmayan oruçlu adını alabilir. Çünkü Hak oruç adını hak etmişken onu kendisine izafe etmiştir. Kulun orucu ise ancak Allah'ın kendisine emrettiği tarzda tuttuğunda oruç olabilir. Kul orucu kendisine emredildiği tarzda tutmamışsa oruçlu değildir. Oruçlu değil ise Allah'ın kendisine döndüreceği bir oruç da yok demektir. Bazen oruçlu, oruçlu olduğunu zannederken kendisini oruçlu olmaktan çıkartan bir davranış yapabilir. Buna örnek olarak oruçludan ortaya çıkan dedikoduyu verebiliriz. Böyle bir durumda insan orucunu bozmuş demektir. Yemek yemese bile oruçlu sayılmaz. Bu davranışının bir kefareti olup da insan onu yerine getirse oruçlu sayılır. Öyleyse oruçlu bu tarz kendini korur. Çünkü bu davranışıyla insan hakkı kendi nefsine tercih eder. Allah ise kendini tercih ettiği ölçüde kulunu ödüllendirir. Bu ödül ise başka bir nimet değil, bizzat Allah'tır. Bir insan Rabbini gözetirse Rabbi de onu gözetir. Dolayısıyla onun ödülü de Allah'tan başkası olamaz. Kimin yükünde bulunursa onun cezasıdır. Oruç söz konusu olduğunda hiç kuşkusuz Allah oruçlunun yükünde bulunmuştur. Çünkü Hak kendisi hakkında bilincini koruyan mümin kulunun kalbinde bulunur ve ödülünün bizzat Allah olması zorunludur. Oruç Allah nezdinde mevcut olmuştur. Dolayısıyla Allah'a aittir. Oruçlunun orucu geçerli olduğunda bulunacağı yükünü arar. Bunun üzerine kendisine onu Allah aldı denilir. Bu durumda Allah onun ödülü, cezası, karşılığı haline gelir. Nitekim Allah kutsi bir hadiste şöyle buyurdu. Oruç benimdir ve onun karşılığını verecek benim. Ebu Ahmet bin Adi el-Cücani Hıraş bin Abdullah'ın Enes'ten aktardığı bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluyken elbisesinin ardından ilikleri gözükecek şekilde bir kadının yaratılışını derinden düşünen kimsenin orucu bozulmuştur. Ravi Harraş tanınmayan biridir. Çünkü o yanında bulunan bir kitapçıktan hadis aktarırdı ve bu hadis de onlardan biridir. Hadisi ondan aktaran kişi de zayıf ravidir. Şeyhimiz Ebu Muhammed Abdülhak böyle demiştir.